Nasıl oldu hanım, gösteriyor mu? Batur! Anlamadım. Ne gösteriyor mu? Çamaşır makinesi. Gösteriyor mu? Ne diyorsun lan? Ön yıkama programını kaçırdık. Bari narin çamaşırlar için sıkma programını kaçırmayalım. Lan televizyon gösteriyor mu diyorum be? Ha onu bilmem. Keşke bir antenci çağırsaydık. Ulan antenci çağıracak ne var? Sen söyle, böyle iyiyse monte edeceğim. Ya kollarım koptu, hadi artık ya. Aa, Allah tependen baksın lan senin karı gibi. Hay anasını sattım karısı ya. Ha bozma, ayna gibi oldu. Ulan sen yine aynaya bakıyorsundur süslü karı. Ben aşağı ineyim seni bir süsleyeyim de görsen. Nasıl? Anlamadım, ne süsü? İntihar süsü. Balkondan atıp intihar süsü vereceğim. Atıyorsun. Hadi yap da gel. Ay! Ana! Adam düştü lan. Ne oldu kardeş adama? İnme mi inmiş? Yok, inme inmedi. Çanak anten indi. Ben gördüm kardeşim. Gerekirse kameralara da söylerim. Canlı yayına da çıkar söylerim. Aa, anne adama bak ya. UFO mu bu? Yok, UFO olmuş. Poposunun çanağına düşmüş. Yani şeyinin çanağı UFO olmuş. Atma kardeşim, ben gördüm. Çanağına değil, kuyruk sokumuna girdi. Nasıl oldu kardeş? Ana haber bültenine kadar bekleyemeyeceğim. Anlatıver bari. Şimdi kardeş, önce bu çanak düştü. Heh. Tamam mı? Sonra bu adam uça uça geldi. Kelebek gibi bu çanağın borusuna kondu. Böyleyken böyle oldu. Ben hiç böyle bir şey görmedim. Ben gördüm. Bizim halaoğlu çanak anten satar. Sattığı anten bozuk çıkınca müşterinin biri anteni getirip aynen. ne yaptınız peki? Defnettik. Hemen defnetmeyelim. Ölmesini beklesek. Ayol, sen sen konuşacağımız adamı bir an önce hastaneye götürelim. Ambulans mı çağırsak yoksa ambulansa gidip adamı mı ambulansa çağırsak? Hangisi daha azdı? Durun, adam kımıldıyor, gördüm. Doktor yok mu? Doktor, aranızda var mı doktor? Doktor. Doktor Kaya İnce, ne oldu? Doktor bey, size emanet. Tamam. Ne vardı? Çanak anten. Mal beyanını sormadım kardeşim, şikayetin ne? Çanak antenden şikayetçiyim. Ya kardeşim, Tüketici Koruma Derneği mi burası? Açtırma ağzımı, aç ağzını. Ade. Anten. Abuk subuk konuşma kardeşim, doğru dürüst anlat. Ne oldu? Doktor, söylemesi ayıp dama çıkmıştım. Damda amacım antenin çanağını düzeltmekti. Çanağa doğru yürüdüm. Tam o sırada ayağım vışt kaydı ve damdan tepe taklak aşağıya bayılmışım. Ayıldığımda bir baktım, o ne? Çanaklıyım. Ben bir bakayım. Zahmet olacak doktor. Of of, neydi bu başım? Teşhisiniz nedir doktor? Teşhisim şu. Sizin kuyruk sokumunuza bir çanak anten girmiş. Ah, ne diyorsunuz? Ciddi söylüyorum. Tıp tarihinde ender görülen bir vaka bu. Hatta hiç görülmeyen. Görünmez kaza da ondan görünmüyordur doktor. Sana ne yapacağız bakalım şimdi? Bana ne yapacağız? Bana ameliyat yapalım doktor. Yok, ameliyat olmaz. Ameliyat çok riskli. Felç olma tehlikesi var. Bununla yaşayacaksın. Niye bana ameliyat yapmıyorsun doktor? Ben babamda çanakla nasıl yaşarım ya? Yaşarsın. Bununla yaşamayı öğrenmelisin. Bak, depremle yaşamayı öğrendin. Zamla zumla yaşamayı öğrendin. Politikacılarla yaşamayı öğrendin. Kuyruk sokumuna giren bir sürü kazıkla yaşamayı öğrendin. Çanak antenle yaşamayı haydi öğrenirsin. Anam. Çıktın yukarıya, inmek bilmiyorsun. Vır. Ama hiç sorma, başıma geleni diyeceğim. Tamam. Gelen hanım. O soruyu geçtim. Şimdi Piner soruna geldim. Buyur. Boyun devrilsin senin inşallah. İnşallah. İnşallah çarkı felekte sesli harflerle sessiz harfleri birbirine karıştır. Hiçbir işi yapamaz mısın sen? Ha? Puh, bak, sen edemiyorum hiçbir şey. Biraz sağa sol yapayım, dur bakayım. Ne yapıyorsun öyle lan? Hala mı kötü? Ne yapıyorsun? Ne konum lan arkana? Dön bakayım. Bak, yata çanağı büyüttün, görüyor musun? Allah senin cezanı vermesin, hiçbir işe yaramaz. Taraf konuşma, şimdi bir tane çarpacağım, alacağım ayağımın altına. He. Sus be, sus, seyredemiyorum bir şey. Ana, Batur. Hı. Vurun lan öyle. Ne? Biraz yaklaş. Döndür bu tarafa, döndür. Ha?
saçımdan ne biçim görüntü yakaladım lan?